Merhaba sevgili izleyenler. DVD'nin ekstra bölümünde... Ne? Gözlük çıkıyor mu? Merhaba sevgili izleyenler. DVD'nin ekstra bölümünde sizlerle bazı gizli sırlarımı paylaşmak için bu korku odasında sizlerle beraberim. Tahmin ediyorum şu anda üzerimde bir gizemli bir müzik var. Dilerseniz önce birazcık o müziği dinleyelim ve sonra devam edelim. Bu çalan müziği gene tahmin ediyorum. Bunlar şu anda benim hissedebileceğim şeyler değil. Büyük bir ihtimalle benim bir aranjem. Çünkü benim bir müzisyen şapkam var. Bir de komedyen gözlüğüm var. Yeri geldiği zaman bu komedyen gözlüğümü çıkarıp müzisyen şapkamı bana taktırtmayın. Diyeceğim şu ki bu DVD ekstra meselesi şu demek. Kar amacı gütmüyoruz. Eğlenmeniz için yapıyoruz. Zaten biz öbür DVD'den yeteri kadar kazandık. Bunu da size ekstra veriyoruz. Bizim yani tavrımız belli olsun. Şimdi DVD yanına mutfak robotu. DVD işte patates soyma aleti. DVD baston da verebilirdik ama yanında hazır DVD ile ilgili bir tüketiciyken siz bir ekstra DVD verelim dedik. Mesele bundan ibaret. Kaldı ki bir yandan da bir DVD'ye teknolojik olarak sığmayacak kadar uzun gösteriler yapıyorum. Yani hakikaten parayla yapılacak iş değil. Öyle gösteriler hatırlıyorum ki saat 9'da başlayıp 1'de bitiyor. Yani beni en çok taksiciler seviyordu. Yani Beşiktaş'taki oyunlarda diyorlardı ki abi sen bir numarasın. Hep yani talepleri o yönde oluyor. Abi 12'yi geçir gerisini bize bırak. Hep söyledikleri slogan da budur. Yani uzun oluyordu gösteriler. O nedenle izlediğiniz oyun aşağı yukarı tam yani bilemem ama 2 saat, 2,5 saat, 3 saate yakın, 4 olabilir. Demek istediğim şu, yani gösteri çok uzun olabiliyor. Çok uzun olduğu zaman birçok şaka artıyor. Ben istedim ki bu DVD ekstrada hem bu artan şakalar olsun hem de demin komiklik yapan arkadaşınızı daha yakından tanıyın. Yani birazcık daha yakından tanıyın. Bu DVD'de demin izlediğimiz gösterinin dışında bazı materyaller var. Bunlar şöyle önem arz ediyor. 1995 yılında Leman Kültür'de başladığım gösterilerimi 99'un sonunda askere gideceğim için bir DVD'de topladık. Ve o 4-5 sene boyunca, 5 sezon boyunca oynadığım gösterilerde anlattığım hikayeleri elimden geldiğince o DVD'de derleyip toparlamaya çalıştım. Çünkü bizim başka bir mecramız yok. Yani yıllar sonra bu DVD'yi izlediğiniz zaman ben çok uzaklarda olacağım havası vardır ya. Onun gibi bir durum oluyor. Yani sahneye çıktığınız zamanki anlattığınız havada bir hatıra elinizde bulunsun istedim. 1995 yılında ilk Haziran ayında Leman Kültür'de başladığım zaman sahneye böyle çok fazla atraksiyonla çıkmıyordum. Yalnızca bir tane hatıram var. O da artık gösterinin afişi hazırlandığı için illa sahneye çıkışta bir şey yapmalıyım diyerekten tamamen böyle tıraş köpüğü falan sürmüştüm yüzüme. Ve elimde böyle bir içinde jilet olmayan bir usturayla çıktım. Ve dedim ki önce tıraş olmakta biraz geç kaldım ve şimdi karşınızda tıraş olacağım. Tıraş olan erkekler tıraş olma anlarında çok seksi görünürlermiş falan dedim. Bu soğuk espriye rağmen onun üzerine 12 sene kariyerimi devam ettirebildim. Ben buna çok şaşırıyorum. Utancım da şudur, sanki sahneye çıkmakta bir şey lazımmış gibi, yani bir şey lazım, böyle yalnızca benle olmaz, bir şey olmalı falan diyerekten bir düşüncem olması. Sonra bu duygudan tamamen sıyrıldım. Bir tek süsümüz vardı hatırlıyorum. Çok kıymetli arkadaşım Erdil Yaşaroğlu ile beraber şu anda bu ekstra DVD'de olmasını çok istediğim ama ne yazık ki kaydını bulamadığım her şeyi araştırdım. Yani sünnet kasetlerine dahi baktım. Sünnet kasetinden bazı görüntüleri koymayı yani düşünmedim ama keşke o görüntü olsaydı dediğim bir görüntü var. Gösterinin başında Erdil'le beraber çektiğimiz bir kısa film vardı. Ben gösterilerin başına öyle bir film koyarak çıkıyordum. Sonra Bir Tat Bir Doku'yu
tiyatro sahnesinde sahnelemeye başlayınca o filmden vazgeçtim. O filmde bana bir sorgu yapılıyordu. Erdin'in belinde tabanca beni sorguluyordu. Bu esprileri nereden buluyorsun? Söyle çabuk falan diye. Peki abi bir şey sorabilir miyim diyordu. Sor bakalım nedir deyince saat kaç falan gibi böyle bir espriler yapıyordum. Yani ben 95'teki gösterilerim Levan Kültür'den bir iki görüntü belki vardır bu DVD'de izleyin. Yani öyle garip duygularla izliyorum ki yani bir yerden bir noktadan bir noktaya geldim manasında değil. O çocuk şimdi sahneye çıkıyor olsa tekme tokat döverim diye seyirci olarak diye düşündüğüm bir gösteri şekli. Bizler yalnız insanlarız. Bizler böyle DVD'lerin, kasetlerin, video kasetlerin, VCD'lerin içinde yaşayan küçük insanlarız. Bizim normal bir hayatımız yok. Beni şu anda istediğiniz zaman dondurabiliyorsunuz. Ben sizi dondurabiliyor muyum? Yani var mı böyle bir imkan? Bak. Olabilir. Aslında bu çok hani mümkün olmayan bir şeymiş gibi geliyor. Çünkü DVD ismen sanki böyle bir şey mümkün değilmiş hissi uyandırıyor. Mesela VCD'de aynı hissiyat yoktur. Yani VCD her zaman ama DVD yani mümkün değil. Sanki DVD teknolojisi hani eskiden bize o kadar uzak geliyordu. Yani DVD böyle şeyler mesela CD, VCD ama DVD. Yani bana hep yıllardır çocuk aklımla ki o çocuk aklım hani o müzisyenlik şapkamın hemen altındadır. Komedyen süveterim vardır mesela bazen onu giyerim. Sonra bir tane çoban kepeneğim vardır onu takabilirim. Çok sevdiğim bir tane şakacı kaprim vardır. Şakacılık kaprimi giyerim ya da müzisyenlik şapkamı takarım ya da komedyenlik süveterimi giyerim. Öyle ya da böyle amacımız sizleri eğlendirmek. Çok uzun zamanlar harcanıyor ne yazık ki sahnede. Sahnede olunca çok sayıda gösteri yapmak zorundasınız ki çok kalabalık bir kitleyi memnun edebilmek için. Bunun yani alınmış ve taksidi gelen şeylerle ilgisi yok sahneye çıkmanın. Uzun zaman ayrılmış, vakit ayrılmış, aşağı yukarı bine yakın diyeceğim, gene komik olacak. Yani bin küsür kere oynadığım bu gösterinin bu DVD'de sizlerle buluşması beni çok memnun ediyor. Ama neticede kayıtlarımızı yalnızca bir gösteri üzerinden yapmıyoruz. Birçok kaydımız oluyor. Bu DVD'de belki görmediğiniz bir iki şakayı burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi gösterilerin kayıtları sırasında yani olağan oyunu, seyircili oyunu kaydediyoruz. Herhangi bir sinema hilesine başvurmuyoruz. Ama sonrasında bazı şakalar diğer günün gösterisinde kalıyor. Bazı şakalar aylarca anlatılmıyor, unutuluyor. O nedenle bir iki tane hatırımda kalan şakayı başka gün oynanmış bir oyundan size göstermek istedim. DVD'de izlediğiniz bütün oyunun içinde yer almayan şakalar bunlar. Mesela bir tanesi hastalarla ilgili. Yani sizinle. Yani sizinle derken hani hem bizimle sizinle. Yani bütün hastalarla. Hastalık ne feciidir ya. Hastalık ne kötü bir şey. Allah kimsenin başına vermesin. Hasta yakını benim en eğlendiğim tiplerdi. Böyle girersin yani ziyarete falan. 128 yerinde dikiş. Teyze yatar böyle yoğun bakımda. Onların o halleri beni çok güldürüyor. Komik bir sahne değil ama komik be abi. Bak böyle girersin. Buradan buraya yarmışlar. Ay yavrum. Ay. Nasıl rahat geldiniz mi köprüde? Sana ne ya? Ya buradan hortum sokmuşlar. Öbür taraftan bilmem ne. Ne yaptın? Ufak yazıldı mı okula? Ay yavrum. Ay. Ay. Ne yaptın? Eniştenler geldi mi? Oh. Hafif gaz da var. Ay yavrum. Sana ne trafikten? Sana ölmüşsün sen. Sus! O şu demek işte ben daha ölmedim. Buna gene bu gene hasta yavrum saçmalıyor. Aldığı ilaçlardan delirdi. Refakatçiye ne oluyor?
refakatçi diye bir tip vardır ya, ailede o bellidir. Hani biri hasta oldu mu kim kalacak bellidir. Yani odur yani o. Doğuştan refakatçidir o yani. Anladın mı? O kalır. Üç gün sonra empatiden o da hasta olur. Yani ikinci günden sonra zaten onun elmalarını, onun o yemeğini yemeye başlar falan hani. Ya o özel bir hastanın yemeği. Bırak değil mi? Onun adına konuşur. Hani girdiğin ziyarete nasılsın? Bugün biraz iyiyiz. İyiyiz mi? Sana ne oldu ki? Öğlen biraz yürüdük. Zaten bugün ikiye kadar uyuduk. Pis. Nasıl köprüden rahat geldi mi? Deliriyorum. Refakatçiye iyice deliriyorum ya. Ay yavrum. Yeni gösteride bazen böyle sahneye çıkarken kullandığımız müzikleri evde kendi ortamımda yaptığım da oldu. Bugün bu DVD'de menüde dinlediğiniz şeyleri de ben yaptım. Yani oradan da bir şey kazanmıyorum. Yani ne gelirse 3-5 yani oradan bir gelirim yok. Yani müziklerini ben yapıyorum diyerekten bir onu ön plana çıkarma. İşte ben bu DVD'de yalnızca o komedyen kimliğim yok. Aslında müzisyenim diye ön plana çıkaracak bir durum yok. Oradan 3-5 bir şeyim de yok. Yani yeri gelir komedyenlik şapkamı takarım. Gözlük takabiliyor muyuz? Yeri gelir müzisyen şapkamı takarım. Yeri gelir politik kimliğimle, yeri gelir başka şapkalarıma bakarım. Yani çeşit şapkalarım var. Bu şapkalarımdan bir tanesini ben kalıba verdim. Gösterilerde müzikle, müzik dünyasında anlattığım bazı şeyler oluyor. Yani alaycı bir şekilde yapmıyorum bunu. Sevdiğim için yapıyorum. Müzikle ilgilendiğim için. Şimdi size bir müzik tarzınla ilgili yaptığım ama DVD olmayan bir şakayı izlettireceğim. Sonra da bununla ilgili sorularım olacak. Keşke bir müzikal olsaydı da oynasaydım. Vallahi çok özeniyorum müzikale falan ama işte. Yani müzikle ilgiliyimdir çünkü. Geçen Anadolu Rock'la ilgili şakalar yaptım. Çok kötü yazmışlar Anadolu Rock. 10 derste nasıl Anadolu Rock yapılır biliyor musun? Öğreteyim mi? Nasıl Anadolu Rock şarkı yapılır 10 derste? 1. Doğa şekillerinden bahsedeceksin. Yani dağ, ova, delta, alüvyon. Buna daha giren olmadı. Dağda genellikle kalıyorlar ovada falan. 2. Yerli malı haftası kafan olacak. Yani buğday, başak, nohut falan gibi onlardan hani. İkilemeler yapacaksın. Efil efil, ılık ılık. Başka ne olabilir ikileme? Buram buram. Evet. Buram buram. Mesela ilerleyelim, step step ilerleyelim. Dağlarda ılgıt ılgıt, toprak gibi. Benzetme yapacaksın. Yani mesela topraktır, havadır değil. Hava gibidir, toprak gibidir. Anladın mı? Libido olmayacak. Herhangi bir seksüel bir şey olmayacak. Yani herkes ana, bacı, kardeş. Hani herhangi seksüel bir şey yok. Bacı, kardeş, ana, ırmak ırmak, efil, efil, buğday gibidir. Şu. Yani toplayıp bu. 1, 2, 3, 5 step. Bir de eskilerden birini bulacaksın. Yani Dadaloğlu der ki... Hani hadi bana inanmıyorsun. Hani buğday, başak, efil, gittin. Hadi lan dediler. Karacaoğlan der ki... Hani hadi beni siktir et Karacaoğlan. Bu formülle yapın evde bak ne güzel oluyor. Gözlük çıkıyor mu, takılıyor mu? Şimdi de çok çeşitli ortamlarda gösteri yaptım. Yani hakikaten hani hepsi çok neşeli geçti mi derseniz yani 3000'e yakın gösteride, bu 3000'e yakın çok komik. Yakın zamanda bir komedyen arkadaşın, amatör bir arkadaş benim gibi onun bir
şeyini buldum, broşürünü. Ve broşürde şey yazıyordu. Stand-up'ı, ki ben pek sevmediğim bir kelimedir. Gösterilerini, stand-up'ını ne demekse. Stand-up'ını yeni başlayan bu komedyen kardeşimiz İstanbul genelinde 10'a yakın gösteri yapmıştır diye bir ibare vardı. Onu duyunca, koyunca çok üzülmüştüm. Yani 10'a yakın ne demek? Ulan yani 10'a yakın gösteri yaptı. Yani mesela 3 mü? Yani 7. Yani neticede 10'u geçmeyen. Yani ne kadar kendinle ilgili ne kadar iyimser bir çocuk. Yani 10'a yakın gösteri yaptım. Sizce yeterince pişmedim mi diye düşünmüş herhalde. Ben de o arkadaşa bir nazire olarak 3000'e yakın gösteri yaptım ama bu öyle yani 10'a yakın gibi bir şeydi. Yani 3000'e bayağı yakın. O nedenle yani 2990 bile olsa aradaki fark o arkadaşın yaptığı gösteri sayısı oluyor. Diyeceğim o ki çok sayıda gösteri yaptım. Bunların bazıları hakikaten çok iyi olmakla beraber ki bilmiyorum yani bugün izlediğimiz en iyisi mi onu tabii bilemem. Ama çoğu iyiye yakın, tatmin olduğu gösterilerdi. Ama çok ölümcül olanları da vardı. Bazıları bunların askeri ortamda yaptıklarım olduğunu düşünüyor. Öyle değil. Çok daha ağır şartlarda. Yani mesela bir düğün salonunun sahnesinde ekolu mikrofonla bir şaka yapma maceram vardı. Yani hem çatal bıçak vardı, hem düğün pastası gelmiş, limonata gelmiş. Ekolu bir mikrofon. Yani çok daha zordu. Askerdeki gösterilerde de izleyici kitlesi biraz enteresandı. İlk bak burada nerede? Florya'da. Hava Harbi Okulu değil mi? Ha? Öyle midir? Hava Harbi Okulu mu orası? Bilen var. Yeşilköy ne? Yeşilköy mü orası? Yeşilköy'de. Yeşilyurt orası. Yeşilyurt. Tamam, topyekun düşünüldü, karar verildi. Yeşilyurt, Yeşilyurt. Arkadaşlar Yeşilyurt. Yeşilyurtmuş. Tamam. Yeşilyurt doğru. Bahçeşehir'e yakın gene de. Şehrin hayhuyundan uzak. Eve giderken bir tabela görürsen çok gülerim eğer gerçekten birden. Aa, şehrin hayhuyu burası. Burası bizim ev. Burası nereye gidiyor? Aa, bu ebem değil mi ya? Fotoğrafı var. Bunu kim koydu buraya? Şaka yapıyorum be ben. Benim annem babam da orada oturuyor. Onu az ilerisinde. Yok. Annem babam Yeşilyurt'ta oturuyor. Abim orada oturuyor. Doğru. Genç olan abimdi değil mi? Evet. O kadar ailesinden uzak. Emir'le sahneye çıkıyorum. Emir tabii yayınlanmış. Bütün izleyenler asker. Böyle bir kalabalık. 2000 kişi. Gülün. Rahat. Böyle. Alkış. Rahat. Rahat. Geriye. Gül. Rahat. Var böyle bir. Böyle bir kitle. Biraz daha güldüreyim mi? Hayır. Bu kadar. Bir tane yüzbaşı gülmeyenleri not alıyor. Bizim gösterilerimizde insanlar mutlu ayrıldıkları zaman işinizi yapmış addediyorsunuz kendinizi. Bazen de çok gizemli bir ortam olmadığı için tiyatro sahnesinin dışındaki ortamlar yani yalnızca kulis gizemli olduğu düşünülür. Bende o da yoktur. Yani kulis de gizemli değildir. Fuayede de falan bulunuyorum. İnsanları salona girerken ya da çıkarken orada bulmuyorum ve az sonra olacak oyunla ilgili ya da az önce bitmiş oyunla ilgili çok şey duyuyorum. Çoğu insan diyor ki işte yani bizi ne kadar mutlu ettiniz. Siz vallahi yani doktor gibisiniz falan. Benim de şakam yani doktor değil ben profesyonel hastayım şeklinde ama bu meslekteki herkesin delilikten küçük bir nasiplenmesi vardır. Hani biz de kendimizce biraz böyle işte tatlı deliyizdir gibisinden. Ben hiçbir zaman deli olduğumu düşünmedim. Herhangi bir psikiyatrik bir durum olduğunu da düşünmedim. Zaten o arkadaşlara da ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Hele ki böyle insanlar oldukça. Ya da şöyle diyebiliriz. Gösterilerde insanlar diyor ki ah vallahi bizi tedavi ediyorsunuz falan. Ya tedavi etmek o kadar kolay değil.
Açıkçası bu gösterilerin tamamıyla benim tedavime yönelik bir şey oldu. Çok açık. Yani elde edilen geliri ben tedavimde kullanıyorum. Tedavi derken yani psikiyatrik bir durum değil. Çünkü psikanalize fazla inanmıyorum. Psikiyatristlere ya da psikiyatri hangisini seviyorsunuz bilmiyorum. Onlara da pek inanmıyorum. Bir gösteride bu kayıtlardan bir tanesinde böyle bir diyalogumuz olmuştu. Hayatımda ilk defa psikiyatri kliniğine askerde gittim. Diyeceksin ki daha önce niye gitmedin? İhtiyacım yoktu. Psikanaliz de sevmiyorum. Var mı burada psikiyatri kimse? He? Sessiz durunca görünmeyeceğinizi mi zannediyorsun? Yani... Susun, susun. Belki burada olduğumuzu anlamaz. Ya konuşsanız da niye konuşmuyorsunuz? Bu gerginlik niye? Biletler yanalı çok oldu. Geri falan almayacaksınız paraları artık. Eğleneceğiniz... Siz mi? Nedir sizin mesleğiniz? Psikiyatr. Ona psikiyatr mı deniyor, psikiyatrist mi deniyor? Neden? Öbürü niye uydurulmuş? İngilizce, Türkçe. Psikiyatr. Yeah, right. Sesiniz de enteresanmış ha. İnsana bir güven veriyor. Vallahi. İnsana her şeyi anlatası geliyor. Babam beni hortumla dövüyordu. Ve ona devamlı komiklik yapmak istiyordum. Komiklik, komiklik, komiklik. Hayır! Psikanaliz hala var mı? Yani ne demek, ne biçim? Hala yapılıyor mu bu yani böyle anlatma falan? Sen duruyorsun başında saate bak. Siz yapmıyorsunuz. Niye? Parası iyidir. Basıyorsun saate. Anlat amına koyayım. Ve daha sonra üstüme geliyorlardı. $100. Ne oldu ya? Anlatacağım mı daha? Yüzlük daha anlatacağım. Yüzlük. Okulda da öyle. Herkes bana bakıyordu. Herkes şey... 200. Ne oldu amına koyayım ya? Benim derdim 500'dü. Bırak da anlatayım. Benim en sinir olduğum şey psikanalizde... ...nereden ne çıkacağı belli değil ya. Tam bir bilmece. Yani sinir olurum. Psikanaliz zaten çok tartışmalı bir konudur. Burada şimdi bunlar anlamaz. İkimiz bir araya gelelim, entelektüel konuşuruz bunlar. Nedir bunlar şakalara gülen? Bırak şunları ya. Bak o. Bir kalkıp gitseler ya ikimiz kalsak. Müsaade ederseniz... Yani ben de bir yudum bir şeyler içersem. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Oh, her gün böyle bir fincan kahve bana yetiyor. Çok önemli bir kaydımız daha var. İlk sahneye çıktığımda, sahneye çıkmadan evvel kullandığım kısa filmler seyircinin çok hoşuna gidiyordu. Bunlardan bir tanesini sevgili arkadaşım Erdil Yaşaroğlu'na beraber yapmıştık. Hemen derginin hemen üst katlarında filmi hemen çekiverip aşağıda hemen perdede oynatmıştık. Çok özenilmiş bir prodüksiyon değildi ama tabii ki de sağlam mizahçılar rol aldığı için Erdil'le ikimiz çok sevilmişti. Bir kısa filmde de bir alışveriş merkezinde röportaj yapıyordum. Herkese soruyordum mikrofon tutup, Cem Yılmaz'ı tanıyor musunuz? Hiç kimse tabii tanımıyordu. Ve hayır diye böyle aşağı 20 kişiye soruluyordu. Hayır diyenler oluyordu. Evet diyen hiç yoktu hatta. Sonra bir umumi tuvalette, pisuarda böyle sırtı dönük duran komedyene kamera yaklaşıyordu. Peki siz tanıyor musunuz? Evet tanıyorum çünkü benim deyip sahneye çıkıyordu. İyi günler. Cem Yılmaz'ı tanıyor musunuz acaba? Hayır tanımıyorum. İyi günler. Cem Yılmaz'ı tanıyor musunuz acaba? Pardon kim? Cem Yılmaz. Siz? Teşekkür ederim. Cem Yılmaz'ı tanıyor musunuz acaba? Kim? Cem Yılmaz. Tanımıyorum. Teşekkür ederim. İyi günler. Bir saniye, iyi günler. Cem Yılmaz'ı tanıyor musunuz acaba? Ben? Cem Yılmaz'ı tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Çok teşekkür ederim hanımefendi. İyi günler. İyi günler. Size bir soru sorabilir miyim?
Cem Yılmaz kim? Bir bilginiz var mı acaba? Cem Yılmaz? Evet, Cem Yılmaz. Yani bu şakayla bu kariyer inanılır gibi değil. Ama gösteri, yani sahneye çıkmadan evvel kısa film kullan.